Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Uzun süredir Antonov'la ilgili bir video yapmayı planlıyordum. Antonov'un şu anki durumu nedir? Hangi modelleri var? Ve daha da önemlisi Türkiye ile ilgili olan ilişkileri ve bu videonun da yeni CEO'luğunu atan Antonov'un Alexander Losun Ankara ziyareti birlikte daha da öne aldık. Gelin bu videomuzda Antonov konusuna birlikte bakalım. Beraber neler yapılabilir veya neler yapılamaz? Bunları birlikte görelim. Özellikle olarak Antonov Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde kurulmuş gerçekten başta Sovyet Hava Kuvvetlerinin olmak üzere Doğu Bloğundaki hemen hemen her ülkeye uçak satabilmiş bir şirket ve daha da önemlisi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra da ayakta kalabilmiş çok önemli bir şirket. Antonov'un tarihine bir baktığımız zaman tabii ki bu tarihin en önemli çıkış noktası Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dönemindeki politikalar. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen arkasından Antonov kuruluyor. Antonov Ukrayna'da Kiev merkezli kurulan bir şirket. O yıllarda Moskova'nın çok farklı bir yaklaşımı var. Örneğin bir gidiyorsunuz Gürcistan. Gürcistan'da bir havacılık endüstrisi var mı diyebilirsiniz ama Sukhoi'nin kurduğu fabrikayla uzun yıllar burada uçak imalatı gerçekleştiriliyor. Veya gidiyorsunuz Özbekistan'a, Kazakistan'a. Buralarda havacılıkla ilgili, uzayla ilgili yatırımlar var. Aynı durum. Ee, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içerisindeki en önemli Cumhuriyetler Birliği bir cumhuriyetlerden biri olan Ukrayna için de geçerli. Ukrayna'da Kiev merkezli Antonov fabrikası kuruluyor. Antonov'un özellikle odaklandığı alan askeri nakliye uçakları ve tabii ki sivil pazarda da kargo nakliye uçakları. Tasarımları çok başarılı. Bu tasarımlar o dönem Sovyetler Birliği Hava Kuvvetlerinin ana nakliye gücünü oluşturmaya başlıyor. Ve arkasından da tabii Doğu Bloğu ülkelerinin hava kuvvetlerine, daha sonra hava yollarına satılmaya başlanıyor. Ve daha da önemlisi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından neredeyse 30 yıl geçti üzerinden. Bu 30 yıllık sürede de bazı e, Rus imalatçıları tarihten silinirken Antonov yaşamayı becerdi, ayakları üzerine bastı. Hatta bu dönemde kendi özel uçak tasarımlarını da hayata geçirmiş oldu. Son dönemlerine baktığımız zaman Antonov'un örneğin şu an portföyünde AN225 var. 6 jet motorlu dünyanın en büyük kargo uçağı. Hemen altında 4 motorlu dev kargo uçakları Antonov 124'ler var. Bir bakıyorsunuz Antonov 22 geçtiğimiz günlerde de kanalımızla bu e, uçakla ilgili çok güzel bir video hazırladık çünkü İstanbul'a geldi bu uçak. Bu uçak da pervaneli şu an hizmetteki uçabilen en büyük sivil kargo uçağı. Devasa yükler alıyor. Şimdi Antonov'un işte bu üç farklı uçak tipinden oluşmuş bir hava yolu şirketi var. Kargo taşıyor. Antonov 225, Antonov 124 ve Antonov 22'den oluşan. Bir tarafta da fabrika var. Fabrika tabii ki eski gücünde değil. Fabrika şu an ağırlıklı olarak Antonov 148 ve 158 gibi iki sivil model ve bu modellerden geliştirilen Antonov 178 askeri nakliye uçağına odaklanmış durumda. 2000'li yılların başında büyüyen bölgesel yolcu uçağı pazarı ile birlikte tabi o yıllarda Rusya ile Ukrayna'nın arası iyi şimdiki gibi bozulmamış değil tabi ki ortak bir projeye giriyorlar. Geliştirilen Antonov 148 tipi yolcu uçağı üstten kanatlı 2 jet motoru bulunan yolcu kapasitesi 99'a kadar yükselen bir bölgesel yolcu uçağı. Bu yolcu uçağını beraber tasarlamaya başlıyorlar, İlk uçuşlar ve arkasından siparişler alınmaya başlanıyor. Hatta 148'den sonra Antonov 158 modeli de geliştiriliyor ve bu uçağın kullanıcısı arasında Rus devletinin yanı sıra Ukrayna devleti de var. Hava yollarından sipariş alıyor ama tabii ki e, bazı problemler, artı pazarlama ile ilgili faaliyetler ve bu dönemde çok ciddi bir şekilde pazara giren Brezilyalı imalatçı Embraer, Kanadalı imalatçı Kanadair'ın ya daha rekabetçi bölgesel uçakları açıkçası Antonov'un 148 ve 158 modeline çok fazla pazar şansı bırakmıyor ve istenilen sayılarda da bu uçaklar üretilemiyor. Bu arada tabi Rusya ile Ukrayna'nın arası bozuluyor ve arada devam eden bir savaş var. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı var. Bu dönem içerisinde de Ukrayna tabii ki proje tek başına kalıyor ve bu projeyi devam ettirmek üzere de yeni bir adım atıyor. Ee, Antonov daha düşük maliyetlerle Antonov 148-158 bölgesel uçağından geliştirip bir askeri model tasarlamaya başlıyor. Bu askeri model uçağın arkasında rampa var, kapak var. Bu rampa hem yüklerin hızlı yüklenmesini, boşaltılmasını sağlıyor. Özellikle de havada paraşütle yük atacağınız zaman, paraşütçü atacağınız zaman da operasyonun çok hızlı gerçekleşmesine imkan sunuyor. Kapasite veriyor. Bu uçağı aerodinamik değişiklikle, mühendislik çalışmasıyla arkasına bir rampa takıyor. Projenin başlangıcı 2010 yılı. Mühendislik çalışmaların bitirilmesi neredeyse 2015'i buluyor. İmalat başlıyor ve aynı yıl içerisinde 2015'te bu uçak ilk uçuşunu gerçekleştiriyor. Antonov 178 Türkiye'de tanıtım için geldi. En son geçen yıl İstanbul'da yapılan Atatürk Havalimanı'ndaki Teknofest'i ziyaret etti uçak. Burada da sergilendi. Ve bu açıdan da uçak Türkiye pazarına tanıtılıyor. Ve bununla da ilgili özellikle Antonov tarafının Türkiye'ye iyi ilişkiler doğrultusunda ciddi bir yaklaşımı ve bir pazarlama faaliyeti var. Ukrayna'ya Türkiye Bayraktar TB2 taktik sınıftaki İHA'ları ihraç etti ve çok memnunlar Ukraynalılar. Ve hatta geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Ukrayna ziyareti sırasında Ukraynalıların ikinci paket Bayraktar TB2 siparişlerinin de gündeme geldiği konuşuluyor. Tabi bu askeri havacılık işlerinde her şey masada karşılıklı. Siz bir şey ihraç ediyorsunuz. Karşı tarafa offset veriyorsunuz. veya aynı durum Türkiye için de geçerli. Yıllarca böyle oldu. Ve karşı tarafta diyor ki işte benim de envanterimde bunlar var. Almak ister misiniz? Şu teknolojimiz var. Ne tür işbirlikleri yapabiliriz gibi soruları ortaya koymaya başlıyorlar. Bunlarla da birlikte eğer aklınıza yatıyorsa, fiyatı uygunsa, size uyuyorsa işbirliği yaparak bunları alıyorsunuz. Şu an Türkiye için de benzer bir durum var. Bayraktar TB2'lerin karşılığında Antonov 178 planda. Şimdi geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz hatta aylarda Antonov'la ilgili bir sürü konu ortaya atıldı. İşte Türkiye ile işbirliği beraber uçak yapıyorlar, şunları yapıyorlar. Şu yarı da ben bulunmak istiyorum arkadaşlar. İyi niyet anlaşmaları başka bir şey veya fabrikayı ziyaret etmek, karşılıklı görüşmelerde bulunmak, işte bu e, hava aracının devlet başkanlarına, cumhurbaşkanlarına, başbakanlarına tanıtmak ayrı bir şey. Sonuçta sipariş vermek için atılan imza veya resmi bir işbirliği, gerçek bir anlaşma, iyi niyet değil. O başka bir şey. Şimdi bu konuyla ilgili Türkiye'nin de tabii ki e, karşılıklı masaya otururken Türkiye'nin de ihraç edebileceği şeyler var ve Ukrayna'nın da alabileceği şeyler var. Bunlar konusunda böyle bir iyi niyet yaklaşım var ama henüz hava kuvvetlerimiz için bir nakliye uçağı alıyoruz ve bir Antonov 178 siparişi gündemde değil. Bunu ben çok önemli olarak belirtmek istiyorum. Parantezi kapatıyorum. Şimdi Antonov 178'in biraz özellikleriyle ilgili bilgi verelim. Antonov 178 çift jet motoruna sahip bir askeri kargo uçağı. Nakliye uçağı daha doğrusu askeri tabirle dersek. Kargo kapasitesi 18 ton. Bu 18 tonla neye eşit? Şöyle örnek vereyim. Türk Hava Kuvvetleri envanterinden yavaş yavaş emekli olmaya başlayan örneğin C-160 nakliye uçakları yaklaşık 8,5 ton yük taşıyabiliyor. Onun bir üstünde C-130 nakliye uçakları var ve onun da üstünde Airbus A400M nakliye uçakları var. Yani C-130'ları desteklemek üzere bir sınıfta Antonov 178 kullanılabilir. Antonov 178 Örneğin 10 ton kargoyla 3680 kilometre menzile kadar uçabiliyor. Kabinin içine koltuk konulduğu zaman da koltuk kapasitesi maksimum 90'a kadar çıkabiliyor. Uçakta bir Ukrayna şirketi olan Ivchenko Progress'in D436-148 FM motorları var. Bu açıdan da Ukrayna'nın kendi motorunu vermesi açısından da bir avantaj söz konusu. Antonov 178 de Türkiye ne yapabilir? Eğer bir sipariş gündeme gelirse bunlar dediğim gibi c 30 uçaklarını desteklemek üzere bir alt uçak olarak yer alabilir. Ama tabii ki sistemlerin birçoğu Rus orijinli veya diyelim Ukrayna orijinli daha Doğu bloğu bunların batıllaştırılması gerekilebilir. Örneğin Aselsan aviyonik üretebilir, radar verebilir. Rusya'dan e, değil Ukrayna'dan alınacak motorlar bir avantajdır burayla ilgili. Bunun dışında da Türkiye'nin bazı talepleri örneğin ne yapabilirsiniz işte uçağı alıp bir elektronik harp amaçlı anten modifikasyonu üzerine takılacak sistemler konusunda bunlarla ilgili çok rahat bunlardan Antonov'dan izin alabilirsiniz burayla ilgili. Şimdi bunlar avantajları gözüküyor. Gelelim dezavantajlarına. Türk Hava Kuvvetleri Batı ve NATO yapısına göre organizasyonu tamamlamış bir kuvvet ve birçok sistem geldiği zaman daha Doğu bloğunun sistemlerine sahip olacak. Bu uçak için yeni bir bakım yetkisi almanız gerekecek. Bu uçak için yeni bir yedek parça stoğu kurmanız gerekecek. Yeni bir eğitim programı sağlamanız, yeni bir eğitim programı oluşturmanız gerekecek. Bunlar da tabi dezavantajları. Bir de havacılıkta bazı yapılmış şeyleri örneğin Doğu bloğu mantığıyla, yaklaşımıyla yapılmış bir şeyi tekrar Batı yapısına çevirmek daha fazla çalışma gerektiriyor. Bunlar tabii dezavantajları. İşte mevcut örneğin bir aviyonikler için bir bölüm ayrılmış. Belki bu ayrılan bölüm Türkiye'de Aselsan'ın tasarlayacağı aviyoniklerin gireceği yerden belki çok daha küçük. Yeni bir teknolojiye geçmeniz gerekebiliyor veya yaklaşım farklı bir yere vurmuş, farklı bir yerde tıkanmış olabiliyor. Bunlar da konunun dezavantajları olacak şekilde. Sonuçta Antonov çok köklü bir imalatçı. Ama o köklerini halen ne kadar taşıyabiliyor, ne yapabiliyor? Bunlar gerçekten soru işareti, cevap verilmesi gereken konular. Çünkü belirttiğim gibi videonun başında da Rusya Antonov'u çok fazla bağlarıyla birlikte kendine bağlamış. Hani birçok teknoloji tamam son yapı, son uçak Kiev'den çıkmış ama bilmem ne aviyonik parçası Rusya'nın bir tarafından gelmiş. İşte e, sistemleriyle ilgili başka parçalar örneğin Kazakistan'dan gelmiş, Özbekistan'dan gelmiş, oradan gelmiş, buradan gelmiş. Bunlar ne kadar desteklenebilir? Ve Ukraynalılar da şu an Türkiye'nin yaşadığı problem gibi ne kadar bunları toplayıp ne kadar alternatif koyabiliyor karşına bunlar gerçekten soru işareti. Şu an Antonov'un imalat hattında iki uçak var. Bunlardan bir tanesi Antonov 132. Antonov 132 turboprop motorlu pervaneli bir kargo uçağı ve diğeri de söylediğim gibi askeri modeli Antonov 178 sivil modeli de Antonov 148 ve 158'den oluşan aile. Şimdi bu iki uçağı Antonov yapabiliyor. Örneğin Antonov 132'de uçak 9.2 ton yük kapasitesine sahip veya 75 yolcu alabiliyor, 6 ton kargo ile 3500 kilometreye uçabiliyor ve bu uçakta Pradanvitne imalatı. PW 150D turboprop motorlara kullanılmakta. Bu motorların ucunda da yine bir batı yapısı Dovti pervaneleri var. Antonov 132 ile ilgili en büyük müşteri Suudi Arabistan'dı. Suudi Arabistan askeri amaçlı kullanmak üzere Ukrayna ile bir işbirliği imzalamış ve bu uçaklardan sipariş vermişti çok yüksek sayıda. Hatta plan bu uçakların testleri, test için üretilecek prototipleri Ukrayna'da yapıldıktan sonra Kalan imalatın Suudi Arabistan'a taşınmasıydı. O dönemde de Ukrayna ve Rusya aktif savaş içerisinde olduğu için e, bu aynı zamanda Ukrayna'nın Batı bloğunda yer alması açısından da savunma konusunda çok önemli bir anlaşma olmuştu. Fakat bu anlaşma daha sonra iptal edildi çünkü. Bu pazar sonuçta batılar için çok büyük. Özellikle Amerikalılar için ve Suudi Arabistan tamamen e, Amerika'dan alıyor silahlarını veya gerektiği zaman çok büyük paraları Amerika ödüyor ve bu anlaşma yürümediği için durdu. Ve tabii ki Antonov da bu anlaşmanın sona ermesi nedeniyle de çok ciddi bir e, önemli bir siparişi, önemli bir dosyayı da elinden kaçırmış oldu. Sonuç olarak bakarsak, Türkiye'nin geçmişte, Sierra Nevada üzerinden yürüttüğü bir yerli yolcu uçağı projesi vardı. Bu projede ilk etapta Dornier'in 328 jet ve turboprop modelleriyle başlayıp daha sonra geliştirilecek özgün uçaklarla bir hareket etmek gibi bir planı vardı, olmadı. Sonra gündeme Antonov geldi. Antonov 148 ve 158'in verilmesi ortaya çıkartılması hesaplandı ama ticari olarak başarısız olmuş bir uçak pek fazla pazar payına ulaşmamış ve şu anda zaten bölgesel uçakların ne yazık ki pazar şansları sona ermiş durumda. Daha büyük uçak istiyor hava yolları. Tabi istiyor derken bunların hepsi koronavirüs salgınından önce isteniyordu. Koronavirüsle birlikte artık hava yolları sipariş verip onlara para kazandıran uçakları bile alamayacak durumda. E, bu açıdan da bölgesel uçak anlamında da Antonov gerçekten Türkiye için doğru bir yatırım gibi gözükmüyor şu an. Ne olabilir Türkiye ile ilgili ilişkiler açısından? beraber bir projeye girilebilir. Ama bu projede önemli olan iki ülkenin mühendislik kapasitelerinin beraber ortaya korunması. Yani iki tarafta çalışarak bir yeni bir uçak oluşturulması. Daha batılı sistemlere sahip bir uçağı oluşturulması ama bu proje için gerçekten Ukrayna'nın verecek parasının olduğunu ben pek zannetmiyorum. Türkiye'de de şu an bir ekonomik kriz var. Ve tabii ki neye ihtiyacınız var? İhtiyaçlar çok önemli şu an. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ile ilgili kara, deniz ve hava unsurları açısından çok önemli projeler var. Bunlar nasıl yapılacak? Bu arada buraya para çıkar mı? Açıkçası pek zannetmiyorum şu anlık süreç için ama dediğim gibi sonuçta Ukrayna havacılık geçmişi olan bir ülke. Türkiye'de bu konuda büyümeye çalışan, kendi teknolojilerini üretmeye çalışan bir ülke. Eksiklikleri var, yediğimiz ambargolar var, bu konuda hareket kısıtları var ama ben bu ilişkilerin şu kısa vadede daha çok insansız hava aracı ve motor işbirliğiyle devam edeceğini zannediyorum. Çünkü motor demişken de şu parantezi açalım. Ee, uçuş testlerine devam eden Baykar'ın yaptığı Akıncı TİHA taarruzu insansız hava aracı sisteminde Ukrayna motoru var. Ve bu motor belirli bir süre Akıncı'da kullanılacak. Daha sonra Akıncı'nın farklı modelleri için TAI tarafından geliştirilen motor da Akıncı'da kullanılacak sanıyorum anlaşma ve çalışma, ortak çalışma bu iki yönde devam edecek gibi gözüküyor. Bakalım bunları ilerleyen zamanlar içerisinde tekrar inceleyeceğiz. Bugünkü videomuzda Antonov'a baktık. İşbirliği olabilir mi? Neler yapılabilir? Bunlara baktık. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com'da analizlerimiz var. Lütfen takip edin sitemizi. YouTube kanalımıza katıl butonuna basarak bize destek verebilirsiniz. Sorularınızı lütfen yorumlara yazın. Bize mesaj atmak isterseniz info@tolgozbek.com at adresini kullanabilirsiniz. Bir sonraki gün yeni videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.